Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 7-13 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet enerjinin yoğun olduğu, temponun yüksek olduğu bir haftadayız. Yılın e, ikinci tutulmaları Ağustos ayında yaşanacak. Birincisi bu hafta Pazartesi günü 7 Ağustos'ta akşam 21.10'da meydana geliyor. 15 derece Kova burcunda ay tutulması aynı zamanda bir dolunay. Bir diğerinde 21 Ağustos'ta yaşayacağız Aslan Burcu'nun güneş tutulması. Evet Aslan Kova aksındaki ay düğümleriyle beraber Dolunay ay tutulması ve güneş tutulması da kuşkusuz yaşamlarımızda kadersel bazı durumları gelişmeleri hızlandırabilirler bu dönemde. Evet sizin parasal alanlarınızı etkiliyor şu anda bu ay düğümlerinin hareketleri ikinci eviniz ve 8. eviniz etki altında. Ay tutulması tabii ki daha uzun vadelidir. Kısa süreli bir etki değil bu. En azından Eylül'ün sonuna kadar güçlü bir şekilde devam edecek bir gelişme. 8. ev tutulmaları özellikle hisseli paralar, finansal konular, eşinizin parası, ortaklı işler, krediler, Vergi, nafaka, sigorta, miras gibi kavramlar 8. evli alakadır. alakalıdır. Bunun yanı sıra dönüşümler, ölüm ve ölüme benzer kavramlar, tamamlanmalar, sonlanmalar, bazı krizler, e, sağlık anlamında yapılabilecek operasyon veya ameliyatlar, e, yine şifa ile ilgili psikoterapi gibi ya da arınma, detoks gibi bazı çalışmalar. 8. ev konuları aslında oldukça yoğun. E, biraz da e, gizemli bir ev. E, krizleri de temsil ettiği için çoğu zaman bizi duygusal olarak etkileyebilecek durumlarla da karşılaşabiliriz. Ay da sizin yönetici gezegeniniz ve dolunay fazında olacak ve tutulacak. Evet e, bu nedenle biraz bu hafta içerisinde duygusal hassasiyetinizin artabileceğinizi, e, bedensel veya ruhsal daha hassas olabileceğinizi söyleyebiliriz. Kronik rahatsızlıklara da tabii dikkat etmek gerekiyor. Kendinize biraz daha özen göstermelisiniz. Finansal konularda da bazı önemli açılımlar olabilir. Çünkü Jüpiter'den de güzel destekler alıyor aynı zamanda bu e, tutulma. Bir e, miras konusu çözümlenebilir. Beklediğiniz bir nafaka elinize geçebilir satmak istediğimiz aileye ait bir toprak, bir mülk satılabilir ya da kiralık kiralanmasını istediğiniz bir yine emlağınız, mülkünüz kiralanabilir. Bu anlamda da e, hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Çarşambadan itibaren Ay Balık burcunda daha duygusal, daha romantik etkiler var. E, en azından hafta başındaki o e, stresli ve gerilimli enerjiler biraz daha hafta ortasında rahatlayacak diyebiliriz. Açık havada zaman geçirmek, gezmek, seyahat etmek, bazı kültürel faaliyetlerle ilgilenmek de sizi keyiflendirebilir. Cumadan itibaren Ay Koç burcunda cuma ve cumartesi biraz ailevi konular öne çıkıyor. Özellikle ebeveynlerle ilgili kavramlara hafta sonu daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın.